Manşete hoş geldiniz. Kurşun adres soracak mı? Buna bakacağız. Akşener kaçan oyları toparlamaya başladı deniyor. Doğru mu? Buna bakacağız. Mehmet Barlas seçim gecesi planını deşifre etti. Sabahta dün yazdığı yazıda bunu değerlendireceğiz. Çöküş AKP'de sinirleri bozdu. Bu laf benim değil bir gün gazetesinin manşeti ama doğru günün manşetlerinden biri. Ve depremin ikinci ayı. Seccade konuşuluyor ama Türkiye'de gerçekten gerçek gündem deprem. Depremin ikinci ayı bugün 6 Nisan, 6 Şubat, 6 Mart, 6 Nisan ve halen enkazdan cesetler çıkarılıyor. En son dün iki gün önce Hatay Defne'de 8 cenaze çıkarılmış. Enkazın yarısı kaldırıldı mı kaldırılmadı mı ne seviyede bilmiyoruz. Hiçbir şey açıklanmıyor. Açıklanmadığı gibi açıklanan verilere de itimat edilmiyor. İnsanlar hala ölüsünü arıyor. Bir mezar arıyor. Ya da kimsesizler mezarlığında numaralandırılmış mezarlıklarda DNA testiyle filan yakınlarını bulma derdinde. Deprem. Deprem gerçeği ortada. Ve Seccade deprem gerçeğini örtemiyor Seccade gündemi ki Öznur Kalender bunu çizmiş. Valla ortak Seccade kısa geldi günahlarımızın üstünü ne yapsak bir türlü kapatamadık diyor Erdoğan Bahçeli'ye. Bir Gün gazetesinde Erdoğan yavaş yavaş işte Kılıçdaroğlu'nun Alevili üzerinden yürümeye başladı bunu da saklamıyor. E, manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede göz olmaz demiş Erdoğan. Haberi alıntılayan e, Kemal Kılıçdaroğlu, bu zehirli dili tanıyoruz. Çıkar ağzındaki baklayı affedersiniz diyerek söyle söyle de rahatla diyor. Yakındır affedersiniz Alevi diyecek. Zaten kapalı toplantılarda söylüyorlar. Kendi iç propagandalarında yapıyorlar bunu ama ekranlarda da bu konuşulacak. Başka çıkar yol olmayınca Muharrem İnce fenomeni <laughs> sürüyor. Fenomen diyorum da işte tırnak içinde. Tam bir nefret objesine dönüşür demiş Melis Salpan Ona oy verenler de birkaç yıla nefret edecek zaten. Ödeyeceği bedenin farkındadır umarım. Ödeyeceği bedelin farkında olmaz bu tipler. Bu tipler hasta. E, Muharrem İnce'nin tedaviye ihtiyacı var. Hasta bir adam. E, ve beş yıl önce hastalandı ve bir türlü kendine gelemedi. E, ve hasta bile olsa, meczup bile olsa işte etrafında binlerce insanı toplayabiliyor. Ve birbirini tetikleyen etkiler altında e, kendisine yönelik ilginin kendinden olduğunu zannederek öyle bir evhama kapılarak farklı bir dünyaya girerek gerçeklik algısını falan kaybederek yürüyor. Yani biraz iktidardan farksız. Sanki şu anda iktidarı tutanlar çok e, akıl, zihin kapasiteleri yerinde mi? Yani. Fakat şunu yapıyor. Şimdi Böyle meczuplar ortaya çıkar ve bir oy toplar. Yaptığı şey şu ince matematik. Bu grafiği ben yaptım. İki adaylı bir seçime girdiğinizde birinden biri mutlaka ilk turda seçimi kazanıyor. 50 artı 1'i alıyor. Yani oyların eşit olma şansı yok. Ancak o durumda <laughs> seçim ikinci tura kalır. Ama yani böyle bir durum olmaz ihtimali yok. 50 milyon oy kullanılacaksa 25 milyon birine 25 milyon birine çıkacak. Bu mümkün değil. Onu geçelim. Yani matematikte böyle bir olasılık var ama 50 milyonda bir onu geçelim. İki adaylı bir seçime girildiğinde biri mutlaka el artı biri e alıyor ve seçim ikinci tura kalmıyor. Peki üçüncü aday girdiğinde ne oluyor? Şimdi Muharrem İnce meczubu diyor ki ya diyor ben diyor ne diyor işte diyor oradan ne oradan oy alacağım diyor. Ben diyor işte sandığa gelmeyen küskünleri diyor kazanacağım diyor. Yani ben CHP'den oy almayacağım şu yani ağırlıklı olarak ben diyor sandığa gelmeyen insanlardan oy alacağım. Ben yani kimsenin şeyinde değilim oy pastasında değilim filan falan. Velev ki öyle. Bakın öyle olduğunda bile nasıl bölüyor ee, ve nasıl seçimi ikinci tura bırakıyor. Şimdi yukarıdaki şey 100 geçerli oya göre yapılmış bir şey. 100 geçerli oy var. İlk aday 52 oy almış. ikinci aday 48 oy almış. 52'ye 48 olarak birinci turda seçim bitiyor. Bu 100 geçerli oy aynen korunsa yani A adayının oyu 52 oy aynen korunuyor. B adayının oyu 58 oy aynen korunuyor ve Diyelim ki C adayı 5 oy getiriyor sandığa gitmeyen küskün vesaire. Artı 5 koyuyor yani havuza. Böyle olduğunda denklem birden değişiyor. Geçerli orada oyların sayısı 100'den 105'e çıkıyor ve o e, yüzdelik olarak dağıttığınızda da hiçbiri %50 artı 1'i alamıyor. Bu kadar basit. Yani olacak şey bu. Diğer iki aday 40'larda kalıyor. Üçüncü aday da %3 ile 5 ile denkleme girince seçim ikinci tura kalıyor. Muharrem yaptığı bu. Haliyle çok da fazla üzerinde durmamak lazım yani üzerinde durulacak tarafı bu esasen. Şimdi Türkiye raporu bir çalışma yapmış ve burada özellikle Martın son haftasında insanların hükümet kanallarını izlediğini ve öyle bilgilendiğini ekran şey yapmış, belgelemiş yani bakın insanlar. TRT Haber, Habertürk, CNN Türk, A Haber falan üzerinden yürüyor. Yani Halk TV, NTV, TGRT bilmem ne filan da %3'te 5'te kalıyor. Hoş orada da ne çıkıyor ayrı bir konu ama yani insanlar burada seyrettikleri haberlerle kanaatlerini belirliyorlar. Ve işte ikinci sırada Habertürk var. Bu Habertürk bir haftada iki kere çıkardı Muharrem İnce'yi. Bir de buradan bakın yani. Nasıl bir ortamda seçime gidiyorsunuz? Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da bir miting yaptı. Esasen miting niyeti yoktu. Bir e, valilik tarafından çadır kurulacaktı filan öyle. Orada öyle bir etkinlik düşünülmüştü ama çadır kurulmasına izin verilmeyince de facto bir miting ortaya çıktı. Bununla yakapaçı oluyorsunuz. Yani bırak miting iznini, ee, valilikler, kaymakamlıklar, emniyet müdürlükleri falan sizin orada seçim çalışmanız yapmamanız, seçim çalışması yapmamanız için seferber olmuş durumda ve bunu önümüzdeki 30-35 günde yaşayacağız. Evet artık önümüzde 40 gün bile kalmadı. 40'ın altına düştü. Çöküş AKP'de sinirleri bozdu. Bugün bir gün gazetesinin manşeti Halk iktidarla arasına duvar ördü. Anketler AKP'lerin dengesini iyice bozdu. Meclis başkanından sözcüsüne kadar tüm takım muhalefete saldırıya geçti diyor. Gayet e, doyurucu bir e, birinci manşet ve e, analiz yapılmış. Şimdi oradan okuyalım. E, diyor ki, AKP tüm umudunu muhalefetin dağılmasına bağlamıştı. Bu olmadığı gibi Cumhur İttifakı'nın parlamento seçimlerinde ortak liste anlaşmazlığı sürüyor. İktidar bloku panik halinde sağa sola saldırıyor. Kılıçdaroğlu'nun seccade olayından istenilen fırtına kopmayınca şimdi de Akşener'i hedef tahtasına koydular. Mecliste linç girişimine bile susan Şentop Akşener'in konuşmasını kınadı demiş. Evet. Buradan öğreniyoruz ki e, iktidar ee, ucuz et için kuyruğa girenlerin saklanması için et balık kurumu mağazalarını sokak içlerine taşımış daha önce. Ben bunu bilmiyordum ilk defa öğrendim. Evet. Koyun kuzu eti neyse ona birazdan bakacağız. Bahçeli konuşmuş diyor ki Kılıçdaroğlu'na yüklenirken. Adım atacak ayakta duracak ne mecali ne müktesebatı var. Yani adım atacak ayakta duracak mecali yok derken. İnsanlar bir kere döner kendine bakar değil mi yani? Ben e, Bahçeli'nin 10-12 senedir doğru dürüst adım atamadığını şu gözlerim gördü yahu. Ayaklarını sürüye sürüye yani 10-12 sene önce. Nasıl bir dopingle, nasıl bir yüklemeyle ayakta duruyorlar bilmiyorum. Mustafa Şentop demişken biraz evvel bir gün gazetesinin manşetinde atıf vardı. Onun sahibi olduğu ortaya çıkan Uluslararası Balkan Üniversitesi 3500 euroya hukuk diploması dağıtıyormuş efendim o diplomayı alanlar da ülkede hakimlik savcılık yapıyor. Neyse dönelim e, manşeti bu. Halk koktuğu için e, korktuğu değil koktuğu için koyun eti almıyormuş. Akla zarar bir durum daha. <laughs> yani güldüğüm ettiği laf değil. Bu fotoğraftaki pozu tam bir avar el yani. Nebati Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor. Kokusundan dolayı. Şimdi size İngiltere'den bir örnek vereceğim. Burada Tesco mağazalar zinciri. Ülkenin açık ara bir numaralı marketler zinciri. 3000 kadar İngiltere Birleşik Krallık ve İrlanda'da marketi var, dükkanı var. Neyse irili ufaklı. Tesco zinciri. Zaten İngiltere'ye gelenin, İngiltere'ye gelip gidenin onu görmemesi, ondan alışveriş yapmaması pek olanakta değil. Şimdi burada dün girdim. İnternet sitesinden aldığım fiyatı sizinle paylaşıyorum. Ben her gün veya gün aşırı mutlaka Tesco'ya gidiyorum. Orada da gördüğüm fiyatlar böyle. Ee, kıyma. 4.98 pound. Kilogramı. Burada yarım kiloluk bir kıyma örneğini getirdim ama... Kilosu 4.98'e geliyor. 4.98 5 diyelim. 5 pound diyelim. Pound 24 lira. Çarptığınızda... İngiltere'de 1 kilo kıymanın değeri 120 TL. Bugün et balık kurumunda bile 120 TL'ye kıyma bulunamıyor Türkiye'de o kuyruklara gelen insanlar. Kuyruklara gelen insanlar 140 liralık, 150 liralık, 160 liralık kıyma için kuyruğa giriyorlar. Market şeylerde, marketlerde ve kasaplarda 250, 260, 280, 300 ve üzerinde satılıyor. Kıyma. Kuşbaşına, bonfileye, şuna buna girdiğinizde fiyatlar artıyor zaten. Ben sadece kıymadan bahsediyorum ve şeye hiç girmiyorum. İngiltere'de asgari ücret nedir? Asgari ücretle kaç kilo kıyma alıyorsunuz hesabına girmiyorum. Hadi söyleyeyim size. Asgari ücretle İngiltere'de 1400 pound civarındadır asgari ücret. 280 kilo kıyma alınabiliyor. Bir asgari ücretle asgari ücretiyle 280 kilo kıyma alabiliyor. Yani çevirip şöyle şey yapayım. Yani Türkiye'de yani İngiltere'de yani cebinizdeki parayı bozdurup gelin daha ucuza kıyma alıyorsunuz. Eskiden böyle değil, tam tersiydi. İş böyle bir noktaya geldi. Eğer seçimde bu durum değiştirilemezse ülkenin makus talihi çok daha başka bir yere gidecek. Ayrıca şunu söyleyeyim. Bakın burada 5 liraya işte 1 kilo kıyma alıyorsunuz. Aynı ya, sebze fiyatlarıyla eş değer. Yani et, süt, balık falan gibi ürünlerin fiyatları burada sebze yer yerde bazen sebzeler daha pahalı olabiliyor. İngiltere kendi kendine yeten bir ülke. Bunun geriye doğru sömürge ticaretiyle falan da alakası yok. Kahvehane köşelerinde yapılan o sohbetleri kaldırın çöpe atın. Kendi kendine yeten bir ülke tarımıyla, hayvancılığıyla ve elbette fazlasında ihraç eden bir ülke. Burada hayvancılık ürünleriyle sebze, tarım ürünleri başa baş gider. Bazen biri öne geçer, bazen biri öne geçer. Tamamen mevsimseldir. Ee, ve bir gün ülkenizin normale e, döndüğünü e, iddia ederseniz bu fiyatlara bakacaksınız. Eğer bu fiyatlar normale dönmüşse evet ülkeniz normale dönmüştür. Türk Tabipler Birliği son 11 yılın ilk 3 ayındaki dağılımı, iyi hal belgesi sayılarının dağılımını açıklamış. 2012'de 10 kişi iyi hal belgesi alırken yurt dışına çıkan doktorlardan bahsediyorum. 2023'ün ilk 3 ayında bu 700'e fırlamış durumda. Yetişmiş elemanları böyle kaptırıyorsunuz. Ama hiç mi iyi haber yok? Evet bir iyi haber var. Diyarbakır'da 18 yaşındaki Gül Karen Aça dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 9 okuldan tam burslu kabul almış. Hangisine gideceğine henüz karar, karar verebilmiş değil. Harvard'la Stanford arasında gidip geliyor e, gurur verici gurur verici bir tablo 9 e, okuldan tam burslu kabul alıyorsunuz ve hangisine gideceğinize karar veremiyorsunuz dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri bana göre son ayların belki son senenin en iyi haberi en güzel haberi hiç mi iyi haber yok var arada olunca getiriyoruz işte böyle niye gitmesin ki Karen Hatay Adliyesi'nde katip olarak çalışırken ihraç edilen, cemaat davaları kapsamında 6 yıl 3 ay ceza alan KHK'lı böbrek hastası Mehmet Parlak durumu ağırlaşmış. Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste durumunu anlatmış. 62 kilodan 45 kiloya düştü diyor. 10 ay içinde. İnfaz erteleme çağrısı yapıyor. Yine KHK'lı öğretmen, AKP'li görümcesinin bu kadın hala neden dışarıda ihbarıyla tutuklandı? Neden gitmesin ki Karen, Harvard, Stanford? Neden gitmesin ki Karen ya da Karenler? İnsanlar nasıl çirkinleşti, nasıl çirkefleşti? Nasıl çirkef bir ülke oldu? Bir iyi haber. HDP Diyarbakır eski milletvekili İdris Baluken 6,5 yıl hapis yattıktan sonra bugün cezaevinden çıktı demiş İrfan Aktan. Dünü kastediyor, dün çıktı. Çözüm sürecinde iktidarla her gün görüşmeler yürüten Baluken süreç bitirilince yine aynı iktidar tarafından yıllarca hapsedildi. Dokunulmazlığı kaldırılarak Selahattin Demirtaş ve diğerleri gibi cezaevine konulmuştu 6,5 yıl önce. Tam, tarih, tam olarak 6 yıl, 5 ay, 1 gün. Yitip giden hayatlar. Morgan Stanley önemli bir uyarıda bulunuyor. Seçimi kim kazanırsa kazansın, TL, dolar karşısında değer kaybedecek diyor. Bu böyle. Gerçekten son derece ee, çetin bir döneme girecek. Seçimi kim alırsa alsın Türkiye 15 Mayıs'tan itibaren. Evet muhalefetin kazanması elbette Türkiye'ye kaybettiği güveni yeniden, yeniden geri getirecek. Böyle bir artısı olacak ama Erdoğan'ın devam etmesi halinde gerçekten tahmil ve tahayyül edemiyorum. 300 TL'ye bile kıyma bulamayacaksınız. Diyeceğim o. Finlandiya'da seçimleri kaybeden Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden de istifa etti. Sadece milletvekili olarak kalacak. Dünya bu mezraya çok uzak demiş. Öyle Mehmet Altan. Öyle. Yeni Zelanda Başkanı, Başbakanı da artık faydalı olamayacağımı düşünüyorum. Aileme vakit ayıracağım diyerek geçtiğimiz aylarda istifasını açıklamıştı. Ya da başbakanlığa artık devam etmeyeceğini açıklamıştı. Kadın liderler, ve bir kadın lider farkı görüyoruz. E, dünyada erkek liderlerde de esasen pek farklı değil. Batı'da özellikle bir kere yapan veya bir dönem iki dönem yapan bir daha tekrar düşünmüyor. Bizde ise yenilmeye doymayan insanlar var yani. Ben de bu fotoğrafı görünce gerçekten ya bu photoshop bu dedim. İşte benim evladım e, Kemal Kılıçdaroğlu paylaşmış. E, fotoğraf gerçek ama gerçekten photoshop gibi duruyor. E, Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'tan daha fazla öne çıkarıyor ee, gerek Kemal Kılıçdaroğlu gerekse Meral Akşener. Bu yeni dönemde Ekrem İmamoğlu'na biçilen misyonu da gösteriyor bakalım ne olacak. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu veliahtını mı hazırlıyor yoksa başka bir koltuk mu düşünülüyor başka bir biçimde mi Ekrem İmamoğlu ee, pozisyonlanacak göreceğiz. Fakat bugünden bunun işaretleri son derece net. Selahattin Demirtaş İşçi Partisi'ne başarılar dilemiş. İşçi Partisi biliyorsunuz ittifak çatısı altında, sol ittifak çatısı altında giriyor ama böylelikle %7 barajını hallediyor. Daha sonra da bütün bölgelerde kendim gireceğim dedi ya da en az 41 bölgede. Eee bu çokça tartışılıyor. İşçi Partisi neden kendine bu kadar güveniyor? Sosyal ağlardaki veya işte çevresinde gördüğü ilgiyi abartmasın. E, sandığa git, gidildiğinde durum farklıdır diye uyaranlar var. Eskiler de uyarıyor. O yabayların bir yazısı vardı. Onu okudum. Biz de diyor, tiple, eski tiple 60'lı yıllarda çok umutlanmıştık diye. Bilmiyorum ama görecekler. E, belki de daha önce HDP çatısı altında meclise girmek ve sonrasında ayrılmak, sonrasında belki meclis çalışmaları içerisinde falan çok istediklerini bulamadılar bilmiyorum. Ama Türkiye İşçi Partisi e, pahalı bir denemeye imza atacak. Öyle görülüyor. Mermi tartışmasıyla yavaş yavaş noktalayalım. E, dünün gündemi Meral Akşener'in grup toplantısıydı. E, kürsüye Mervi kumanlarıyla çıktı ve Kovanları yere fırlattı konuşmasını zaten muhakkak görmüşsünüzdür veya ilgili bölümünü kendi Twitter adresinde yayınladı. Bir iki dakika seyredersiniz. E, muhalefetin e, bu tür koşullanma, bu tür saldırılar, bu tür parmak sallamalara karşı ben açıkçası üzerine üzerine gitmesini yerinde buluyorum. Üzerine üzerine gideceksiniz. E, Meral Akşener bunu yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapamadı çok fazla. İşte Çubuk'ta saldırıyor uğradı. Başka suikast girişimleri ve saldırıları var. Ama bu tür konuların üzerine üzerine gidilmesi gerektiğini savunuyorum. Üzerine üzerine gideceksiniz ki yapan yaptığına pişman olacak veya ben niye böyle yaptım ki ona koz verdim filan diyecek veya bir daha yapmayı düşünmeyecek. Meral Akşener'in böyle bir tavrı var. O açıdan ben bu tavrını önemsiyor ve destekliyorum. Doğru, üzerine üzerine gideceksiniz, mermiyi atanın üzerine üzerine gideceksiniz, yürüyeceksiniz, sinmeyeceksiniz, pısmayacaksınız. Mehmet Barlas'ın yazısı konuşuldu, bununla noktalayalım manşeti yavaş yavaş. 14 Mayıs gecesine dikkat edelim diyor, dünkü yazısında yaklaştırayım. Önümüzdeki 40 gün çok önemli, şeytanın bile aklına gelmeyecek provokasyonlar yapabilirler. Seçimleri kaybeden küresel güçler 14 Mayıs gecesi iç savaş senaryoları dahil her türlü oyunu sahneye koyabilirler. Bu konuda çok dikkatli olunmalı demiş. Bunu başkaları için yazıyor ama bu esasen iktidarın oyun planı. Bir anlamda Barlas seçim gecesi planını deşifre etmiş. Yani seçim gecesi ortalığı karıştıracak iktidar böyle bir B planı, C planı var. Ve bunu da işte dış güçlere şuna buna mal edecek. Evet. Bu konuda çok dikkatli olunmalı falan derken yani yarın öbür gün seçim gecesi meydanlar karıştığında sokak karıştığında e ben yazmıştım bunu bir ay önce diyecek. Evet. Böyle bir durum. Böyle bir gündem. Haftanın son günü cuma günü tekrar ee, buluşmak umuduyla efendim. Hoşçakalın.